Evet, Türkiye'nin nüfus tarihçesinden bahsettik. Şimdi de sıra geldi nüfus artışına. Nüfusun artmasına nüfusun artması denir. Ya da kitabi bir ifadeyle söylemek gerekirse nüfusun bir önceki yıla göre olan sayısal değişimine bir nüfus artışı adını veriyoruz. Nüfus artışını iki şekilde ifade ediyoruz. Nedir o? Birincisi doğal nüfus artışı ki buna kısaca bundan sonra DNA diyelim. Bir de dış göç ile meydana gelen nüfus artışı var. Ona da reel nüfus artışı adını veriyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Nüfus artışı kaç şekilde ifade edilir? İki şekilde. Doğal nüfus artışı, bir de ne varmış? Dış göç ile meydana gelen nüfus artışı. Ona da reel nüfus artışı dedik. Önce doğal nüfus artışıyla başlayalım. Doğum ve ölüm oranlarına bağlı nüfus artışına biz doğal nüfus artışı adını veriyoruz. Yani şu şekilde düşününüz. Bir yerde doğan insan sayısı fazla, ölen insan sayısı az ise nüfus ne olur? Artar. İşte bu şekildeki bir artışa biz doğal nüfus artışı adını veririz. Şimdi dikkat! Nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkeler, ki nüfus artış hızı derken kastedilen doğal nüfus artışıdır. Nüfus artış hızının yüksek olduğu, fazla olduğu ülkeler nasıl ülkelerdir? Cevap, gelişmemiş ülkelerdir. Bakın ben şimdi bir cümle kullanacağım, sen onu hemen tercüme edeceksin. Benim bulunduğum bölgede nüfus artış hızı yüksek. Sen ne diyeceksin? Hocam senin bulunduğun bölge gelişmemiş. O halde sağlamasını yapalım. Dünyada doğal nüfus artış hızının en fazla olduğu kıta neresidir? Cevap, en gelişmemiş kıta. Yani Afrika kardeşim. Nüfus artış hızının en yüksek olduğu kıta Afrika'dır. Peki Türkiye'de nüfus artış hızının en yüksek olduğu bölge neresidir diye sorarlarsa bu kez en geri kalmış bölgemiz yani Doğu Anadolu bölgesi diyeceğiz. Anlaştık mı? Bir kez daha söylüyorum. Soru bankalarında sizin karşınıza en çok gelecek soru bu. Bir yerde nüfus artış hızının yüksek olması oranın gelişmemiş olduğunu gösterir. Tamam mıyız? Bir de ne var? Gelişmiş ülkelerdeki nüfus artışı var. O ise dış göç ile açıklanır. Bunu da yazmak istiyorum. Gelişmiş ülkelerdeki nüfus artışı dış göç ile açıklanır. Biz de ona reel nüfus artışı adını veriyoruz. Malumunuz nüfusu anlatıyoruz. Nüfus denilince tabii ki istatistiki bilgiler, tablo, grafik soruları karşınıza gelecek. Örneğin bir tane grafik sorusu soralım. Şuraya bir grafik hazırlıyorum. Şuraya yıllar dedim. Yıllar. Şurada yıllar var. İşte falan falanca yıllar. Şuraya da nüfus artış oranı dedim. Şimdi dikkat. Şu siyah kalem ne olsun? Doğum oranı olsun. Doğum oranı anlamına gelsin. Şu kırmızı kalem de nüfus artışı anlamına gelsin. Nüfus artışı. Şimdi dikkat ediniz. Doğum oranı sürekli ne olmuş? Azalmış. Doğum oranı sürekli azalmış. Ama nüfus öte yandan ne olmuş? Sürekli artmış. Şimdi bunu neyle açıklayacağız biz? Doğum oranı azalmasına rağmen nüfus artıyorsa bu ülke dışarıda ne alıyordur? Dış göç alıyordur. İşte biz buna reel nüfus artışı adını veriyoruz. Toparlamak gerekirse nüfus artışı iki şekilde ifade edilir. Doğal nüfus artışı, reel nüfus artışı. Doğal nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkeler gelişmemiş. Doğum oranı az olmasına rağmen nüfusu artan ülkeler dışarıdan dış göç almıştır. Yani onlar da nedir? Gelişmiş ülkelerdir şeklinde özetleyebiliriz. Evet, bu kadar. Tabii ki nüfus artışının ortaya çıkartmış olduğu bir takım sonuçlar var. Nüfus artışının ortaya çıkartmış olduğu sonuçlar. Bu sonuçları biz ikiye ayırıyoruz. A diyelim, nüfus artışının ortaya çıkartmış olduğu olumsuz sonuçlarla başlayalım. Nüfus artış hızının yüksek olmasının ortaya çıkartmış olduğu olumsuz sonuçlar nelerdir? Aslında bunu bir cümleyle bile ifade edebiliriz. Nedir o? Nerede çokluk, orada bir takım sıkıntılar olur kardeşim. Tamam mıyız? Bunu bu şekilde düşünün. Örneğin bir de yerde nüfus fazlaysa, nüfus artış hızı yüksekse orası gelişmemiştir. Dolayısıyla kişi başına düşen milli gelir azalır. Kişi başına düşen belediye sağlık hizmetleri aksar. İşsizlik oranı artar. Bunları zaten herkes biliyor. Ben bazı maddelere özellikle vurgu yapmak istiyorum. Şimdi size sorarım. Nüfus artış hızının yüksek olduğu bir ülkede ihracat fazla mıdır, az mıdır? İhracat dışarıya mal satmak demek biliyorsunuz. İhracat azdır. İhracat nedir? Azdır. Bir örnek vermek istiyorum. Dünya pirinç üretiminde Çin birinci sıradadır. Ama pirincin Çin ekonomisine katkısı neredeyse hiç yoktur. Neden? Çünkü kendileri yiyorlar. Dışarıya satabilecek pirinçleri yok adamların. Demek istediğimi anladınız mı? İhracat az. Hatta yetmiyor, bu adamlar bir takım ihtiyaçlarını dışarıdan karşılıyorlar. Ona da ne diyoruz? İthalat diyoruz.
O zaman buralarda ithalat nedir? Fazladır. Dıştan alıyorlar sürekli. Şimdi işletme mantığıyla bak. Sen az satıyorsun, çok alıyorsun. Buna ne denir? Dış ticaret açığı denir. Yani bu tür ülkelerde dış ticaret açığı, kısaca borç fazladır. Dış borç fazladır. Bu tür ülkelerin ekonomik bağımsızlığı yoktur diyebiliriz. Bunların kapısını çalan sürekli kim vardır? IMF gibi örgütler vardır. Dış ticaret açığı fazladır. Aynı zamanda çok önemli bir şeyden bahsediyorum. Nüfus artış hızının yüksek olduğu gelişmemiş ülkelerde demografik yatırım fazladır. Bakın şimdi demografik yatırım denince sanki iyi bir şeymiş gibi akla geliyor. Sakın ha. Demografik yatırımın fazla olması o ülkenin gelişmediği anlamına gelir. Demografik yatırım üzerine biraz konuşmak istiyorum. Türkiye'de demografik yatırımların en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Yani Doğu Anadolu bölgesi gelişmemiş olduğu için. Doğu Anadolu'da bir amcanın yanına gidiyorsun. Diyorsun ki amca şu çocuk kaça gidiyor? Adam da diyor ki kardeşim o çocuk okumuyor. Niye? Çünkü benim onu okutabilecek durumum yok. İyi de senin durumun yok diye bu çocuk cahil mi kalacak? Kim gönderecek bunu okula? Kim karşılayacak bunun eğitim masraflarını? Devlet. Ya da bu çocuk hasta oldu, hastaneye götürdüler. Sağlık güvenceniz ne diye sordular amcaya. Amca dedi ki benim işim yok, dolayısıyla sağlık güvencem de yok. İyi de senin sağlık güvencen yok diye bu çocuk ölecek mi? Üzerine çarpı mı atacağız? Hayır. Kim karşılayacak bunun hastane, doktoru, ilaç masraflarını? Devlet. Yani devlet bu tür sıkıntılarla uğraşırken başka yatırımları yapmaktan geri kalacak. Eğer bir yerde bedava kömür dağıtılıyor vesaire bir şeyler yapılıyorsa bilin ki bunlar demografik yatırım kapsamında yapılan hizmetlerdir. Uzatmayalım. Benim bulunduğum yerde demografik yatırım fazla demek o ülke gelişmemiş demek. Tamam mıyız arkadaşlar? Bunu unutmayalım. Aynı zamanda nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkelerde tasarruf azdır. Tasarruf azdır. Ne demek istiyorum? Doğal kaynaklar bilinçsizce tüketilir. Yani ileriye hiç düşünmeden bütün doğal kaynaklar talan edilir diyebiliriz. Evet, daha birçok olumsuz sonuç buraya yazabiliriz. Ama burada keselim. Biraz da olumlu sonuçlarından bahsedelim. Nüfus artış hızının yüksek olmasının ortaya çıkartmış olduğu olumlu sonuçlara örnekler vereceğiz. Olumlu sonuçlar. Şimdi olumlu sonuçlar deyince her bir birey, her bir vatandaş devlet için bir vergi kaynağıdır. Dolayısıyla nüfus arttıkça ülkelerin vergi gelirleri de ne olur? Artar. Yine Çin'den bir örnek vereyim. Çin arkadaşlar gelişmiş bir devlet midir? Hayır, asla gelişmiş bir devlet değildir. Ama baktığın zaman gelişmiş bir devlet gibi kendini gösteriyor. Neden? Çünkü 1,5 milyara yakın insan var ve hepsinden vergi alıyor. Dolayısıyla vergi alarak kendi ne oluyor? Güçleniyor. Halk ne oluyor? Fakirleşiyor. Anlaştık mı? Dolayısıyla devletler vergiler sayesinde ekonomilerini daha güçlü hale getiriyorlar bu şekilde. Nüfus artış hızının yüksek olmasının bir başka olumlu sonucu askeri anlamda caydırıcı bir güç unsuru olmasıdır. Askeri anlamda bir güç unsurudur nüfus. Yine Çin'den bir örnek verelim. Ne demişlerdi bir ara? Kardeşim bizi kızdırmayın. Aynı anda bir zıplasak gezegende oluşacak sarsıntı karşısında dayanamazsınız demişlerdi. Ben de aynı fikirdeyim. Yeryüzündeki en tehlikeli silah insandır. Hele o insan bir de Türkse, hani Çin'e bile kök söktüren bir Türkse, o zaman daha ciddi sıkıntı. Evet, olumlu sonuçlardan bahsediyoruz. Nüfus artışının yüksek olmasının olumlu sonuçlarından bir diğeri de değerli arkadaşlarım yeni meslek kolları, yeni iş meslek kolları ortaya çıkar. Meslek kolları ortaya çıkar. Bunun dışında hem olumlu hem olumsuz maddeler de var. Örneğin işçi ücretleri ucuzlar. İşçi ücretleri ucuzlar. Şimdi siz bunu hem olumlu hem de olumsuz maddeler arasında düşünebilirsiniz. Olumlu derseniz kimin için olumlu? İşveren için, patron için ya da devlet için olumlu. Kimin için olumsuz? Millet için, çalışan için olumsuz diyeceğiz. Aynı zamanda nüfus artışının yüksek olduğu ülkelerde iş gücü açığı olmaz. İş gücü açığı ne olur? Az olur diyoruz. Evet, nüfus artış hızının yüksek olmasının ortaya çıkartmış olduğu olumsuz sonuçları say bitiremezsin. Ama olumlu sonuçları sayarak rahatlıkla bitirebiliriz. Şimdi değerli arkadaşlarım, yine önemli bir kısma geçmek istiyorum. Az evvel de söylediğim gibi dünya nüfusu sürekli bir artış eğilimindedir. Sürekli artar. Ama az artar, ama çok artar, bir şekilde artar. İşte dünyadaki bu nüfus tarihçesine dönüp baktığımızda nüfus belli dönemlerde yine artmış ama çok dikkat çekici bir şekilde artmış. Biz buna dünya nüfusundaki
3 büyük sıçrama adını veriyoruz. 3 büyük sıçrama. Milli Eğitim Ders Kitabı'nda da bu başlık adı altında anlatılır. Dünya nüfusunda nüfus sürekli artmıştır ama belli dönemlerde artmamış, resmen zıplamış, sıçrama olmuş kardeşim. Bunlar da dikkat çektiği için hemen nota dönüştürülecek. Bu 3 büyük sıçramadan ilkiyle başlıyorum. 1. sıçrama ne zaman gerçekleşmiştir? İlk insanoğlunun alet edevat yapımını öğrenmesiyle gerçekleşmiştir. Nasıl yani hocam? Biraz açar mısınız? Kardeşim ilk insanlar vahşi bir doğanın içerisinde vahşi hayvanlarla mücadele ederek yaşıyorlardı. Alet edevat yapımını öğrenmesiyle birlikte insanoğlu ne oldu? Doğal koşullara karşı mücadele gücünü biraz daha arttırdı. Dolayısıyla yaşam standartları kalitesi biraz daha arttı. Ölüm oranları azaldı. Hop nüfus sıçradı. 1. sıçrama insanoğlunun alet yapımını öğrenmesiyle gerçekleşmiş. Geçiyorum 2. büyük sıçramaya. 2. sıçrama bu da Neolitik dönemde. Ne zaman? Neolitik dönem çok önemli. Bunları anlatacağız ileride. Neolitik dönemde tarımla birlikte yerleşik hayata geçince gerçekleşti. Yerleşik hayata geçince. Bu arada yerleşik hayata neyle geçilmiş? Tarımla. Ne zaman yapılmış? Neolitik dönemde bunları bilin. İnsanoğlu tarım arazilerini işleyebilmek için ne yapacak? İş gücü ihtiyacını ortadan kaldırmak amacıyla habire çocuk yapacak. Dolayısıyla kalabalık aileler ortaya çıkmış. Bu da nüfusun hızlı bir şekilde artış göstermesine, sıçramasına yol açmıştır diyoruz. İkinci sıçrama tarımla yerleşik hayata geçince gerçekleşmiş. Ama gelmiş geçmiş en büyük nüfus artışı yani 3. sıçrama ne zaman gerçekleşmiştir? Sanayi devrimi ile birlikte. Malumunuz sanayi devrimi ile birlikte insanların yaşam standartları yükselmiş, ölüm oranları azalmış. Bu da nüfusun hızlı bir şekilde artmasına yol açmıştır diyoruz. Özetlemek gerekirse dünya nüfusunda dedik ya, 3 büyük sıçrama var. 1. sıçrama alet yapımını öğrenmesiyle, 2. sıçrama tarımla birlikte yerleşik hayata geçince, 3. ve en önemli sıçrama ise sanayi devrimiyle birlikte gerçekleşmiştir diyoruz. Toparlamak gerekirse, değerli arkadaşlarım ne dedik? Nüfus miktar olarak sürekli artar, oran olarak azalabilir. Hocam hep artar mı? Kardeşim istisnai durumlar da var. Örneğin, bütün dünyayı ilgilendiren önemli savaşlar vardır. Bu savaşlar sonucunda insanoğlu toptan kendi kendini imha edebilir. Ya da bazı doğal afetler, biliyorsunuz doğa ile insanoğlundaki mücadeleyi her zaman doğa kazanır. Doğal afetler sonucunda insanoğlunun tamamı yeryüzünden kaybolabilir. Ya da bulaşıcı hastalıklar, sıtma gibi hastalıklar sonucunda birçok insan hayatını kaybedebilir. Böylece boş verin nüfusun azalmasını, kıyamet kopabilir kardeşim, kıyamet kopabilir ve bunun sonucunda taş üstünde taş, baş üstünde baş kalmayabilir. Ama doğal şartlar, doğal koşullara bıraktığınız zaman nüfus sürekli bir artma eğilimindedir diyoruz. Evet, buraya kadar olan kısımda da ne yaptık? Nüfus artışından bahsettik. Nüfus artışını ikiye ayırdık. Doğal nüfus artışı, reel nüfus artışı. Gelişmemiş ülkelerdeki nüfus artışı doğal nüfus artışıdır. Gelişmiş ülkelerdeki nüfus artışı ise dış göç yani reel nüfus artışı ile açıklanır. Nüfus artışının ortaya çıkartmış olduğu bir takım olumlu olumsuz sonuçlar var. Olumsuz sonuçları bir cümleyle açıkladık. Nerede çokluk orada sıkıntı dedik. Olumlu sonuçlarına gelince işte vergi gelirleri artar, askeri anlamda bir güç unsurudur, yeni iş meslek kolları ortaya çıkar, işçi ücretleri ucuzlar, buna dikkat edin, hem olumlu hem olumsuz bir madde. Aynı zamanda iş gücü açığı az olur, bu da yine hem olumlu hem olumsuz, nereden baktığına göre değişen bir bilgidir. Dedik ya nüfus hep artmıştır ama belli dönemlerde artma değil resmen sıçrama yaşanmıştır. 3 büyük sıçrama dedik. 1. sıçrama insanoğlunun alet edevat yapımını öğrenmesiyle birlikte doğal koşullara karşı mücadele gücü artmış ve nüfus artmıştır. 2. sıçrama Neolitik dönemde tarımla birlikte yerleşik hayata geçince gerçekleşmiştir. En büyük sıçrama ise sanayi devrimiyle birlikte insanoğlunun yaşam standartları yükselmiş ve böylece nüfus sıçrama hamlesi göstermiştir. Nüfus hep artar ama Allah göstermesin savaşlar, doğal afetler, hastalıklar nüfusu tamamen ortadan kaldırabilir. Allah'ın işine karışılmaz. Diklenmeyeceğim. Öyle nüfus azalmaz, mazalmaz. Bunlar hoş laflar değil.